neler yapacağına tahmin edin. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dahi diktatör hayli cesur bir kitap başlığı olmuş. Şahin Kaya generalim de öyle dedi. Ona gönderdim bir tane. Hemen okumuş, telefon etti. Ne cesur adamsın sen ya dedi. Yani üzerinde Atatürk resmi var ve dahi diktatör başlığı Atatürk hakkında kitap zaten. Evet, Atatürk hakkında. O yüzden dedim. Bu aslında Atatürk diktatör müydü değil miydi tartışmalarından sonra ortaya çıkmış ve sohbetlerle oluşmuş bir kitap. Doğru mu? Evet, evet. Emrah Akkurt dedi ki ya dedi şu Atatürk hakkındaki görüşlerini bir anlatsana bana. Çünkü Atatürk'ün ben problemlere yaklaşması konusundaki çalışmalarımdan bahsettiydim Emrah'a. Dedim ki Atatürk dedim beni bilim adamı olarak ilgilendiriyor. Yani bu adam bir problem çözmüş bir adam. Karşısında bir problemler ailesi var. Bunların hepsini bir çerçeve içerisinde toplamış ve bunları adım 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 çözmüş. Nasıl yaklaşmış? Problemleri nasıl tayin etmiş? Problemleri nasıl çözmüş? Problemlerini çözerken karşısına çıkan engellere karşı nasıl tavır takınmış? Bunlar beni çok ilgilendirdi. Çünkü Atatürk'ün bunlar karşısında yaptıkları aslında bir sosyal bilim sorunu çözmektir. Biliyorsunuz sosyal bilimler doğa bilimlerinin çok arkasında bugün ne yazık ki problem çözme konusunda. Hı hı. Yani bir türlü doğa biliminin berraklığında problemlerini tanımlayamıyorlar. Doğa biliminin kesinliğinde problemlerini çözemiyorlar. Yani Platon'un tartıştıklarını hala sosyal bilimler tartışıyor. Biz Aristo'nun tartıştıklarını artık tartışmıyoruz. Doğa bilimlerini de bitirdik. Atatürk çok başarılı bir sosyal bilimci. Yani problemi çok kesin tanımlayabilmiş. Ve gitmek istediği hedeflere varmış. Nasıl yapmış bu adam? Yani Atatürk'ü diğer sosyal bilimcilerden veya uygulamacılarından. Değil mi? Yani onun zamanı biliyorsunuz bir diktatörler, ihtilaller zamanı. Değil mi? Bir Rus ihtilali Atatürk'ün başarısına ulaşamamıştır. Efendime söyleyeyim bir nasyonel sosyalizm mahvetmiştir Almanya'yı. Atatürk'ün başarısına ulaşamamıştır. Faşist İtalya çökmüştür. Falangist İspanya kendi içine kapanıp bir yere gidememiştir. Eskisinden yazında dönüp tekrar monarşiye dönmüştür. Atatürk öyle değil. Atatürk bir toplumu ele alıp tamamıyla değiştirmiştir. Yani bir gün biz bugün beğenelim beğenmeyelim. Değişmiş bir toplumda yaşıyoruz. Osmanlı toplumunda yaşamıyoruz artık biz. Dilini değiştiriyor ki bu en önemli maddelerden bir tanesi. Ama oraya geçmeden önce diyorsunuz ki ben bu kitabı yazarken Atatürk'ün problem çözme nasıl söyleyeyim etaplarını, yöntemlerini beşe ayırmışsınız. Evet. Bunu da diyorsunuz. Nereden buldum çıkardım? Nutuk'taki verdiği örneklerden çıkardım. Evet. Sorunun tespiti, başkalarının fikrini dinlemek, kendi fikrini çok sert eleştirmek. Ben acaba nerede hata yapmış olabilirim? İyi bakmak değil mi? Sizden dinleyelim. Şimdi burada ilginç olan şey şu. Atatürk'ün çağdaşı diğer sosyal liderlere bakıyorsun. Hepsi hiçbir şey yapmadan önce bir kitap yazmışlar. Değil mi? Lenin'in yayınları var. Onun izlediği Marx'ın yayınları var. Hitler'in kavgamı var. Bunlar hepsi diyor ki kardeşim biz şunları yapacağız. Atatürk öyle yapmıyor. Atatürk işi bitiriyor. Ondan sonra alın diyor. Benim deneyimin protokolüdür diyor. Deneyi yaptım. Neticeleri sunuyorum diyor. Şimdi bu doğa bilimleri yöntemine çok benziyor. Çünkü doğa bilimlerinde karşınızda bir problem var. Önce problemi tanırsınız. Dersiniz ki şöyle bir varsayım yapıyorum. Bu problemin çözümü şu olabilir. Üzerine gitmeye başlarsınız. Bir bakarsınız sizin varsayımınız tutmaz. Olmadı. Yeni bir varsayım deneyeyim. Ama o yeni varsayım derken eski varsayımın tökezlediği yerleri de çözecek bir varsayım uydurursunuz. Havadan artık sınırlısınızdır. Havadan yepyeni bir varsayım alıp koymazsınız. Dersiniz ki ya eski varsayım A'yı, B'yi, C'yi, D'yi çözdü ama F'de takıldı. Yeni varsayım A'yı, B'yi, C'yi, D'yi, E'yi de çözecek, F'yi de çözecek. O şartlar var.
yeni bir varsayım uydurursunuz. En sonunda bunları yapa 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 çözersiniz veya çözemezsiniz. Ondan sonra dersiniz ki bir deney protokolü. Dersiniz ki bak kardeşim problemi ben şöyle tayin ettim. Şu 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 hipotezleri şu 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 aşamalarda denedim. Netice bu çıktı. Buyurun protokol. Atatürk'ün nutku budur. Şimdi burada açalım. Değil mi? O etaplar nelerdir? Şimdi bu etapları ben okuduğum zaman Atatürk'ün yöntemi. Bilimsel yöntem. Değil evet. mi? Ne diyor? Bir, problemin saptanması. İki, yani problemin saptanması ikiye geçmeden önce diyeyim ki genellikle önceki bilgilerimiz yani gözlemler ve mevcut varsayımlar ışığında Einstein değil mi relativite teorisini icat edebilmek için Newton olmasaydı yapamazdı. Değil mi? Diyor ki Newton'un yaptığı yanlış kardeşim diyor. Ama önceden bir bilgiler var. Newton var, Galileo var, bilmem bütün bunların oluşturduğu bir fizik var. Ve Einstein diyor ki bu fiziğin çözemediği bir sorun var kardeşim. Işığın hızı değişmiyor. Hiçbir şeye uymuyor. Demek ki bunlarda bir hata var. Ondan sonra iki, problem çözümü için bir varsayımın uydurulması. Şimdi deha burada çıkıyor. Einstein diyor ki, ışığın hızını gel sabit varsayalım. Toplanamaz varsayalım. Bu deli saçması bir şey. Olacak iş değil yani. O zamanki bütün fizikçilerin, söylesen evladım git birinci sınıf fiziğinden tekrar başla derler. Değil mi? Einstein bu varsayımı bir yapıyor. İzafiyet teorisi. Einstein'in izafiyet teorisi 1916'da test edilmiştir. O zaman pardon 1921'de test edilmiştir. Arthur Eddington tarafından. Arthur Eddington Hint Okyanusu'nda yapıyorlar gözlemleri. Geliyorlar geriye. İşte karaya çıkıyor Eddington. Bir gazeteci ordusu karşılıyor. Ertesi gün Berlin'de Einstein'in hanımı Elsa kalkıyor. Sokağa bir bakıyor. Gidiyor Albert diyor sokağa çıkma bugün diyor. Ne oldu diyor Einstein? Sokakta yer yok diyor. Bütün Berlin orada. Şimdi Atatürk'ün dehası bu. Bütün varsayımları gözden geçiriyor. Diyor ya mukabil halas çareleri. Kim ne düşünmüş? İngiliz muhipleri cemiyeti var. Kimisi diyor İngilizlere sığınalım. Kimisi diyor Amerikan mandası alalım. Kimisi diyor işte parça parça şey yapalım. Atatürk bütün bunları gözden geçiriyor. Hepsinin aksayan yerlerini görüyor. Aa diyor. Benim kararım, bu şu demek, benim hipotezim. Hipotezini söylüyor. Ondan sonra varsayım çıkamlarının gözlemle denetlenmesi. Başladık mı Amasya'dan? Valilere gönderiyor. Askeri diyor terhis etmeyeceksiniz. Silahları dağıtmayacaksınız. Valiler diyebilirler ki hadi lan sen kim oluyorsun? O hipotezi yanlışlanmış olurdu. Başka bir çare bulması lazımdı o zaman. Fakat Atatürk bir bakıyor Anadolu'ya hakim olabiliyor. Ama hemen diyor Erzurum. Erzurum'a gidiyor. Abi bakıyor. Mustafa Kemal Paşa'm diyorlar sizi şey seçelim. Başkan seçelim. Ha diyor bu da oldu. Kazım Karabekir'e gidiyor. Kazım Karabekir'i biz hep zannederiz ki ilk kez de Kazım Karabekir Atatürk geldi. Emre İsteyim Paşa'm diyor. Armstrong diyor ki böyle bir şey olmadı. Kazım Karabekir büyük büyük nezaketle karşıladı paşayı. Asker adam elinde emir var tutuklayacaksın bu adamı diyor. Kazım Karabekir diyor paşam hoş geldiniz İstanbul'dan emir var sizi tutuklayacağım. Atatürk dedi ki anlıyorum paşam diyor, o da asker. Bir konuşalım yalnız diyor. Tabii diyor Kazım Karabekir odaya giriyorlar. Yarım gün. Yarım gün sonra çıkıyorlar ne konuştukları bilmiyoruz. Yarım gün sonra çıkıyorlar Kazım Karabekir emretler paşam diyor. Peki şimdi böyle gidebiliriz. Siz sahnede anlatırsınız. Ha, tabii tabii siz sahnede sorun. Siz sorun. Fakat şimdi burada özünü yani bir kere bir kitabı konuşmak o kadar kolay değil. Öncelikle seyircilere bırakalım. Tabii. Hemen bir kere söyleyeyim. Okusunlar ne olur. Ha kitap. Evet. Üçüncü baskısını yaptı. Siz burada aslında bu yöntemleri okuduğunuz zaman bunu sadece siyasetçilerin değil aynı zamanda belki şirket yönetenlerin bile okuması gerekiyor. Gençlerin, üniversitelerin, evet. Üniversiteden yeni mezun olacakların. Evet. Dolayısıyla aslında bir bilimsel hayatta metod. Problem nasıl çözülür? Şirin bunu anlatıyor bu adam. Yani Atatürk'ün bütün hayatı, kardeşim problem nasıl çözülür? Diyor ya ben size ayet bırakmıyorum. Kural bırakmıyorum. Aklınızı kullanın diyor. Ha. Başka hiçbir şey bırakmıyorum. Ben de size onu söyleyecektim. Evet. Bu kitabın ana mesajı bu mudur? Evet. Aklınızı kullanın. Aklını. Ben orada bir laf ettim. Efendim Atatürk hala bugün bizim için güncel midir? Adam öleli kaç sene olmuş. Adamın problemleri yok artık ortada. Evet günceldir. Çünkü Atatürk'ü sil, yerine akıl yaz. Akıl bizim için güncel midir? Dolayısıyla aslında bu kadar aklı kullanmayı önemseyen ve yaptıklarının odağına oturturan bir lider olarak hani
Onu da çok kalıplar üzerinden tartıştık. Cehalet. Ah şimdi bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Atatürk'ü tanımıyoruz ki. Adamın yazdıklarını okumuyoruz. Zamanının şartlarını okumuyoruz. Tartışıyoruz. Atatürk efendim diktatör müydü? Atatürk dine karşı mıydı? Ya önce be kardeşim, bir adamın sorunu ne? Onu öğren. Bu adam nerelerden geçmiş? Niçin hayatını tehlikeye atmış? Değil mi? Deli mi bu adam? Yani bu Osmanlı paşası bey gibi yaşardı isteseydi. Değil mi? Ömür boyu didişmiş. Hastalıklara duçar olmuş. Yani siz zannediyor musunuz ki Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı yönetirken oh gel keyfim gel yönetiyordu. Her anı tehlikede. Bu metodolojideki en önemli unsurlardan bir tanesi de fikir özgürlüğü. Ne kadar önemli fikir özgürlüğü? Ha, fikir özgürlüğü yoksa insanlık yoktur. Bitti. Hayvansın demektir. Eğer fikrini özgür olarak ifade edemiyorsan hayvansın. Mesela bunu yani şimdi diktatör denilince beraberinde şimdi, şunu getiriyor. Efendim, başkalarının fikirlerine müsaade etmiyor. Hemen şunu tartışalım. Şimdi sana birisi geliyor diyor ki efendim biz bir roket planlıyoruz. Bizim inancımıza göre dünya düzdür. Hadi gel tartış. Onda fikir özgürlüğü var. Ama fikir özgürlüğü zırvanın ifadesi olarak dile ele alınamaz. Eğer senin fikir özgürlüğün benim yaşamıma bir zırva enjekte ederek benim yaşamımı kalitesini düşürüyorsa buna müsaade etmem kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Yani sen diyemezsin ki efendim ben bir iğnenin ucunda 85 meleğin dans ettiğine inanıyorum. Bu konuda üniversitelerimize doktora yapılması lazım diyor. E kardeşim bir dakika, üniversiteler halkın parasıyla çalışan yerler. Üniversitelerde maaş alan adamlar var. Bunu böyle zırvalıklarla ziyan edemezsin. Değil mi? Şimdi Atatürk'ün yaptığı budur. Atatürk bak diyor ki her işte büyük taarruz planlanıyor. Büyük taarruzu planlıyor. Biliyor ki ya bir çözüm var. Yunan'ın gücü Afyon'da. Vurdun vurdun vuramadın gitti gürültüye. Yakup Şevki Paşa oradan. E diyor sen diyor milletin diyor para şeyini bir tek bir imkanımız var diyorsun. Ona da kumara atıyorsun diyor. Şimdi bak Atatürk'ün büyüklüğü şu. Tamam paşam diyor. Alternatif lütfen diyor. Tamam. Bak diktatörlük burada çıkıyor. Alternatifiniz buyurun diyor. Müdafaa harbi yapalım diyor. Neyle paşam diyor. Hangi sanayi ve bankalar bizi destekleyecek diyor. Sen ne kadar dayanacaksınız zannediyorsunuz diyor. Müdafaa savaşından. Biz Eskişehir Kütahya Muharebesi'ni kaybettik. Pek anlatılmaz ders kitaplarımızda. İnönü'nün komuta ettiği. Kaybettik. Ne yapalım? Alelacele Atatürk'ü çağırıyorlar. Tek bir adama bağlılar. Aman yetiş. Atatürk gidiyor. İnönü göğüs bağır açık. Yanında Yakup Kadri. Atatürk giriyor. İnönü kalkmıyor bile yerinde. Bakıyor. Her şey bitti diyor. Atatürk gülümseyerek bakıyor. Deja kazandın diyor. Şimdiden kazandın. İnönü bakıyor. Ne diyor bu herif diyor. Lan kaybetmişiz. Ordunun yarısı kaçmış. Yunan gelmiş dayanmış. Atatürk de haritalar açın diyor. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Psikolojik oyun yapıyor. Haritalar açın diyor. Açıyorlar haritaları. İsmet Paşa tam bir şey anlatacak. İşte ne oldu, nasıl kaybettik falan. Atatürk bakıyor. İsmet diyor orduyu Sakarya'nın gerisine çekti. 100 kilometre geri git demek bu. İsmet Paşa aman diyor. Ne yapacağız? Aradaki halkı ne yapacağız diyor. Yunan'a mı bırakacağız diyor. Atatürk bak İsmet diyor. Hadi çekilmedin diyelim diyor. Ne yapacaksın diyor. Bak İsmet diyor. Orduyu çekiyorum diyor. Ne olacak diyor. Papulas peşimden gelecek diyor. Bırak gelsin. Nereye geliyor diyor. Benim vatanımın içine geliyor diyor. İkmal kol yolları uzuyor diyor. Askeri mutsuz diyor. Anadolu'da yol yok diyor. Canlarına okunacak gelene kadar diyor. Gelsin gelsin diyor. Onu diyor vatanın harimi İsmet'inde boğacağım diyor. Bakıyorlar. Emredersiniz. Çünkü... Dolayısıyla buradan yola çıkarak diyorsunuz ki diktatör dönülecekse dahi bir diktatör. Evet. Mesela bir de karşısındakilerin lütfen diktatör ol dedikleri adam. Yani Garibaldi. Peki. Biliyorsunuz Sicilya'ya çıkıyor. Halk alkışlar arasında. Diktatör di Sicilya. Sicilya diktatörü. Evet diyor herif.
Ama Roma senatosunda bu resmi rütbedir, diktatör adı. Peki bu diktatörlük meselesiyle sizce Atatürk'e hani nasıl söyleyelim, Atatürk'ü çok kutsal kabul edenler. Ben de işte, öyleyim. Kutsal değil. Büyük bir adam. Hiçbir şey kutsal değildir. Çok... Bak unut. Buyurun. Hiçbir şey kutsal değildir. Hiçbir şey kutsal değildir. Altını kalın çizerek söylüyorum. Atatürk de kutsal değildir. Hı. Bal gibi eleştirilir. Ha. Atatürk çok önemlidir. Neden çok önemlidir? Ya çok büyük bir adam bu. Çok önemli problemler çözmüş. Hala bize verecek mesajları olan bir adam. Benim için Atatürk'ü anlamak demek, kafamı çalıştırmak demek, günlük sorunlar için acaba ondan ders alabilir miyim demek. Bunlar için öğreniyorum ben. Bu kitabı okuyan seyircilerimiz, şu anda sizi dinleyen seyircilerimiz, bu kitabı okuduklarında gerçekten belki de bugüne kadar anlamamışım ya da şunun üzerine yeterli düşünmemişim diyecekler mi? Efendim, onu bana, ismini vermeyeyim, çok saygı duyduğum bir komutanım söyledi, bir orgeneral söyledi. Bugüne kadar Atatürk hakkında okuduğum en güzel kitap dedi. Ne kadar güzel. Burada aslında son yılların tartışması, son yılların değil, son ayların tartışması Osmanlıca meselesine de değinmişsiniz. Bundan ilgili bir bölüm var. Evet. Ve dil devriminin Osmanlıca'dan Türkçe'ye geçişin ne anlam ifade ettiğini de anlatıyorsunuz. Efendim, şimdi Osmanlıca Murat Bardakçı çok güzel bir laf ettiydi. Ya dedi, Osmanlıca değil, Turma ile eski Türkçe bu dedi. Doğru diyor adam. Eskiden kullanılan, Türklerin kullandığı bir dil bu. Değil mi? Alfabe de öyle. Şimdi Türkçe'de paşa diyorsun. Arapça'da P harfi yok ya kardeşim. Onu Arap'tan önce bunu İranlı almış alfabeyi. Değil mi? B'nin altına iki tane daha nokta ilave etmiş. P yapmış. Biz de oradan almışız. P yapmışız. Fakat bu alfabe bizim dilimizi ifade etmeye uygun değil. Bak, ben Arapça yazılmış bir kelimeyi gördüğüm zaman Osmanlıca yazılmış bir kelimeden, yani eski Türkçe yazılmış bir kelimeden daha rahat okuyorum. Türkçe'ye uymuyor. Burada önemli bir tespitiniz var. Onu paylaşayım ve bitirmek zorundayım. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ne demek? Diyorsunuz ki Osmanlıca konuşabilmek, anlayabilmek ya da yazabilmek için Arapça bileceksin, Farsça bileceksin, Fransızca bileceksin, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Doğru. Bütün bunların hepsini iyi bileceksin. Ondan sonra ancak bu dile ve Türkçe bileceksin, evet. Tabii. Bir hepsinin... de Osmanlıca tek bir dil değil yani. Evet. Değil mi? Mimar Sinan'ın Sa'i Çelebi'nin yazdıklarını oku, bugün anlıyorsun. Evet. Bak, Tevfik Fikret'in yazdığını anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Peki. Daha tabii çok hoş bölümleri de var. Dahi diktatör. Diktatör diyenlerin kaşları kalktıysa eğer. Efendim, diktatör negatif bir şey değildir. Onu unutmasın. Zorba demiyoruz. Diktatör başka şey, zorba başka şey. Zorba başka bir şey. Bu arada bir açıklama oldu. Kısaca bir cümle, vaktim yok ama 600 yıllık Osmanlı'ya 90 yıllık bir reklam arası olarak ifade etti bir milletvekili Cumhuriyeti. Bir şey demek ister misiniz bu konuda? Zırvalık. Zırvalığın daniskası. Osmanlı bir ortaçağ devletiydi. Son gününe kadar. Atatürk modern bir devlet yarattı. Hiçbir alakası yok Osmanlı'yla. Peki. Olmaması da bizim lehimize. Çok teşekkür ederim Celal Şengör. Demin de söylediğim gibi K kitaptan çıktı. Dahi diktatör. Kitapçılarda, çok satanlar da arasında. Öyle gördüm en azından. Dolayısıyla eğer okumak isterseniz kitapçıların raflarına çıkan yeni kitaplar arasında. Çok teşekkürler geldiniz. Ben teşekkür ederim. Kitabı tanıtmış oldunuz. Evet, aynen, o yüzden çağırdık. Cuma günleri kültür, edebiyat, sanat, bu konuya müzik ayırmaya bilim çalışıyorum. Bilim de ilave edin arada bilim, bir ya. Bilimi Emin Çapa tek elini aldı. Biliyorsunuz, dünyanın bir halinde gerçekten bilimsel akılla bütün olaylara nasıl bakılması gerektiğini. Böyle bilimin, program mı var? Evet. Bilimin ve akılın her şeyin önünde olması gerektiğini anlatıyor. Tavsiye ederim. Saat 16'da her gün hafta içi CNN. Emin Çapa'yı izliyorum. Memnuniyetle ilk defa duyuyorum. Memnuniyetle dinlerim. Peki. Şimdi 360 dereceyi bitiriyoruz. Bizden sonra eğrisi doğrusu var. Taha Bey karşınızda olacak. Biraz önce yaptığımız tartışmayı konuşacaklar zannediyorum. İslam tartışması, İslamofobi tartışması ve en önemlisi gerçek İslam hangisidir? Taha Bey'i lütfen kaçırmayın. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra biz de yavaş yavaş sizlere veda edelim. ...360 dereceden bu kadar efendim. Taha Konusuldu, Eğrisi Doğrusu'yla yayınımız devam ediyor. İyi akşamlar.
Yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacağına tarih. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dahi diktatör hayli cesur bir kitap başlığı olmuş. Şahin Kaya generalim de öyle dedi. Ona gönderdim bir tane. Hemen okumuş, telefon etti. Ne cesur adamsın sen ya dedi. Yani üzerinde Atatürk resmi var ve dahi diktatör başlığı Atatürk hakkında kitap zaten. Evet, Atatürk hakkında. O yüzden dedim. Bu aslında Atatürk diktatör müydü değil miydi tartışmalarından sonra ortaya çıkmış ve sohbetlerle oluşmuş bir kitap. Doğru mu? Evet, evet. Emrah Akkurt dedi ki ya dedi şu Atatürk hakkındaki görüşlerini bir anlatsana bana. Çünkü Atatürk'ün ben problemlere yaklaşması konusundaki çalışmalarımdan bahsettiydim Emrah'a. Dedim ki Atatürk dedim beni bilim adamı olarak ilgilendiriyor. Yani bu adam bir problem çözmüş bir adam. Karşısında bir problemler ailesi var. Bunların hepsini bir çerçeve içerisinde toplamış ve bunları adım 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 çözmüş. Nasıl yaklaşmış? Problemleri nasıl tayin etmiş? Problemleri nasıl çözmüş? Problemlerini çözerken karşısına çıkan engellere karşı nasıl tavır takınmış? Bunlar beni çok ilgilendirdi. Çünkü Atatürk'ün bunlar karşısında yaptıkları aslında bir sosyal bilim sorunu çözmektir. Biliyorsunuz sosyal bilimler doğa bilimlerinin çok arkasında bugün ne yazık ki problem çözme konusunda. Hı hı. Yani bir türlü doğa biliminin berraklığında problemlerini tanımlayamıyorlar. Doğa biliminin kesinliğinde problemlerini çözemiyorlar. Yani Platon'un tartıştıklarını hala sosyal bilimler tartışıyor. Biz Aristo'nun tartıştıklarını artık tartışmıyoruz. Doğa bilimlerini bitirdik. Atatürk çok başarılı bir sosyal bilimci. Yani problemi çok kesin tanımlayabilmiş. Ve gitmek istediği hedeflere varmış. Nasıl yapmış bu adam? Yani Atatürk'ü diğer sosyal bilimcilerden veya uygulamacılarından. Değil mi? Yani onun zamanı biliyorsunuz bir diktatörler, ihtilaller zamanı. Değil mi? Bir Rus ihtilali Atatürk'ün başarısına ulaşamamıştır. Efendime söyleyeyim bir nasyonel sosyalizm mahvetmiştir Almanya'yı. Atatürk'ün başarısına ulaşamamıştır. Faşist İtalya çökmüştür. Falangist İspanya kendi içine kapanıp bir yere gidememiştir. Eskisinden yazında dönüp tekrar monarşiye dönmüştür. Atatürk öyle değil. Atatürk bir toplumu ele alıp tamamıyla değiştirmiştir. Yani bir gün biz bugün beğenelim beğenmeyelim. Değişmiş bir toplumda yaşıyoruz. Osmanlı toplumunda yaşamıyoruz artık biz. Dilini değiştiriyor ki bu en önemli maddelerden bir tanesi. Ama oraya geçmeden önce diyorsunuz ki ben bu kitabı yazarken Atatürk'ün problem çözme nasıl söyleyeyim etaplarını, yöntemlerini beşe ayırmışsınız. Evet. Bunu da diyorsunuz nereden buldum çıkardım? Nutuk'taki verdiği örneklerden çıkardım. Evet. Sorunun tespiti, başkalarının fikrini dinlemek, kendi fikrini çok sert eleştirmek. Ben acaba nerede hata yapmış olabilirim? İyi bakmak değil mi? Sizden dinleyelim. Şimdi burada ilginç olan şey şu. Atatürk'ün çağdaşı diğer sosyal liderlere bakıyorsun. Hepsi hiçbir şey yapmadan önce bir kitap yazmışlar. Değil mi? Lenin'in yayınları var. Onun izlediği Marx'ın yayınları var. Hitler'in kavgamı var. Bunların hepsi diyor ki kardeşim biz şunları yapacağız. Atatürk öyle yapmıyor. Atatürk işi bitiriyor. Ondan sonra alın diyor. Benim deneyimin protokolüdür diyor. Deneyi yaptım. Neticeleri sunuyorum diyor. Şimdi bu doğa bilimleri yöntemine çok benziyor. Çünkü doğa bilimlerinde karşınızda bir problem var. Önce problemi tanırsınız. Dersiniz ki şöyle bir varsayım yapıyorum. Bu problemin çözümü şu olabilir. Üzerine gitmeye başlarsınız. Bir bakarsınız sizin varsayımınız tutmaz. Olmadı. Yeni bir varsayım deneyeyim. Ama o yeni varsayım derken eski varsayımın tökezlediği yerleri de çözecek bir varsayım uydurursunuz. Havadan artık sınırlısınızdır. Havadan yepyeni bir varsayım alıp koymazsınız. Dersiniz ki ya eski varsayım A'yı, B'yi, C'yi, D'yi çözdü ama F'de takıldı. Yeni varsayım A'yı, B'yi, C'yi, D'yi, E'yi de çözecek, F'yi de çözecek. O şartlar var.
yeni bir varsayım uydurursunuz. En sonunda bunları yapa çözersiniz veya çözemezsiniz. Ondan sonra dersiniz ki bir deney protokolü. Dersiniz ki bak kardeşim problemi ben şöyle tayin ettim. Şu hipotezleri şu aşamalarda denedim. Netice bu çıktı. Buyurun protokol. Atatürk'ün nutku budur. Şimdi burada açalım. Değil mi? O etaplar nelerdir? Şimdi bu etapları ben okuduğum zaman Atatürk'ün yöntemi. Bilimsel yöntem. Değil evet. Mi? Ne diyor? Bir, problemin saptanması. İki, yani problemin saptanması ikiye geçmeden önce diyeyim ki genellikle önceki bilgilerimiz yani gözlemler ve mevcut varsayımlar ışığında Einstein değil mi relativite teorisini icat edebilmek için Newton olmasaydı yapamazdı. Değil mi? Diyor ki Newton'un yaptığı yanlış kardeşim diyor. Ama önceden bir bilgiler var. Newton var, Galileo var, bilme bütün bunların oluşturduğu bir fizik var. Ve Einstein diyor ki bu fiziğin çözemediği bir sorun var kardeşim. Işığın hızı değişmiyor. Hiçbir şeye uymuyor. Demek ki bunlarda bir hata var. Ondan sonra iki, problem çözümü için bir varsayımın uydurulması. Şimdi deha burada çıkıyor. Einstein diyor ki, ışığın hızını gel sabit varsayalım. Toplanamaz varsayalım. Bu deli saçması bir şey. Olacak iş değil yani. O zamanki bütün fizikçilerin, söylesen evladım git birinci sınıf fiziğinden tekrar başla derler. Değil mi? Einstein bu varsayımı bir yapıyor. İzafiyet teorisi. Einstein'in izafiyet teorisi 1916'da test edilmiştir. 1921'de test edilmiştir. Arthur Eddington tarafından. Arthur Eddington Hint Okyanusu'nda yapıyorlar gözlemleri. Geliyorlar geriye. İşte karaya çıkıyor Eddington. Bir gazeteci ordusu karşılıyor. Ertesi gün Berlin'de Einstein'in hanımı Elsa kalkıyor. Sokağa bir bakıyor. Gidiyor Albert diyor sokağa çıkma bugün diyor. Ne oldu diyor Einstein? Sokakta yer yok diyor. Bütün Berlin orada. Şimdi Atatürk'ün dehası bu. Bütün varsayımları gözden geçiriyor. Diyor ya mukabil halas çareleri. Kim ne düşünmüş? İngiliz muhipleri cemiyeti var. Kimisi diyor İngilizlere sığınalım. Kimisi diyor Amerikan mandası alalım. Kimisi diyor işte parça parça şey yapalım. Atatürk bütün bunları gözden geçiriyor. Hepsinin aksayan yerlerini görüyor. Aa diyor. Benim kararım, bu şu demek, benim hipotezim. Hipotezini söylüyor. Ondan sonra varsayım çıkamlarının gözlemle denetlenmesi. Başladık mı Amasya'dan? Valilere gönderiyor. Askeri diyor terhis etmeyeceksiniz. Silahları dağıtmayacaksınız. Valiler diyebilirler ki hadi lan sen kim oluyorsun? O hipotezi yanlışlanmış olurdu. Başka bir çare bulması lazımdı o zaman. Fakat Atatürk bir bakıyor Anadolu'ya hakim olabiliyor. Ama hemen diyor Erzurum. Erzurum'a gidiyor. Abi bakıyor. Mustafa Kemal Paşa'm diyorlar. Sizi şey seçelim. Başkan seçelim. Ha diyor bu da oldu. Kazım Karabekir'e gidiyor. Kazım Karabekir'i biz hep zannederiz ki işte Kazım Karabekir Atatürk geldi. Emrin isteyin Paşa'm. Armstrong diyor ki böyle bir şey olmadı. Kazım Karabekir büyük bir nezaketle karşıladı Paşa'yı. Adı asker adam elinde emir var tutuklayacaksın bu adamı diyor. Kazım Karabekir diyor paşam hoş geldiniz İstanbul'dan emir var sizi tutuklayacağım. Atatürk dedi ki anlıyorum paşam diyor, o da asker. Bir konuşalım yalnız diyor. Tabii diyor Kazım Karabekir odaya giriyorlar. Yarım gün sonra çıkıyorlar ne konuştukları bilmiyoruz. Yarım gün sonra çıkıyorlar Kazım Karabekir emrinde paşam diyor. Peki şimdi böyle gidebiliriz. Siz sahnelerle anlatıyorsunuz. Tabii siz sorun. Siz sorun. Fakat şimdi burada özüne yani bir kere bir kitabı konuşmak o kadar kolay değil. Öncelikle seyircilere bırakalım. Tabii. Hemen bir kere söyleyeyim. Okusunlar ne olur. Ha kitap. Evet. Üçüncü baskısını yaptı. Siz burada aslında bu yöntemleri okuduğunuz zaman bunu sadece siyasetçilerin değil aynı zamanda belki şirket yönetenlerin bile okuması gerekiyor. Gençlerin, üniversitelerin, evet. Üniversiteden yeni mezun olacakların. Evet. Dolayısıyla aslında bir bilimsel hayatta metod. Problem nasıl çözülür? Şirin bunu anlatıyor bu adam. Yani Atatürk'ün bütün hayatı, kardeşim problem nasıl çözülür? Diyor ya ben size ayet bırakmıyorum. Kural bırakmıyorum. Aklınızı kullanın diyor. Başka hiçbir şey bırakmıyorum. Ben de size onu söyleyecektim. Evet. Bu kitabın ana mesajı bu mudur? Evet. Aklınızı kullanın. Ben orada bir laf ettim. Efendim Atatürk hala bugün bizim için güncel midir? Adam öleli kaç sene olmuş. Adamın problemleri yok artık ortada. Evet günceldir. Çünkü Atatürk'ü sil, yerine akıl yaz. Akıl bizim için güncel.